Elektrik faturaları geldi mi? Ne kadar geldi? 200 lira geldi. Dokunuyor. Emekliyiz. Aldığımız 2,5 lira, verdiğimiz elektriğe 200, suya 100, ne bileyim, telefon paraları. Vallahi. Yiyecek bir şey kalmıyor elimizde yani. Bir doğalgaz, odun, kömür derken halk kan alıyor. Hayat çekilmez hale gelmiş. Vatandaş geçimini nasıl sağlıyor peki? Vallahi yarısı aç yatıyor. Ben görmüşüm, gözümle görmüşüm. Çoluk çocuk sahibi, aile kalabalık. Görüyoruz neler çektiğini, biz halkın içindeyiz. Halkın içinde büyüdük, biliyoruz durumu. Geçim sıkıntısı, işsizlik had safhada. Pahalı. Bir kilo peynir 45 lira. Bu bir kere koysan bitirirsin çoluk çocukla. Öyledir. Hayat bence çok zor. Aynen öyle. İşte arayan bulamıyor. Olsa da hadi bir şey olmaz. İş yok, çalışacak. Ortam çok sıkıcı, çok etkiliyor insanları. Üzülüyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Üzüntü var. Ulan anamızı ağlatmış, anamızı. 20 günlük fatura 400 lira para. Bunu siz düşünün. Yani önceden nasıldı peki? Daha önceden da yarı yarıydı, şimdi 400 lira. Geçimini nasıl sağlıyor peki vatandaş? Ay sonunu getirebiliyor mu? Geçimini nasıl sağlasın? Asgari ücretle bir insan 1000 liranın üstünde fatura, kira ödese gerisini siz düşünün. İşler ne durumda? Esnafın hali nedir? Valla esnafın hali perişan. Şu an esnaf ölüdür yani. Gerçekten adam bir kilo fıstık alıyor banda 80 milyon, 85 milyon para olmuş. Kalmamış ki fıstık mı alacak yani? Valla elektrik faturası ateş gibi olmuş. Bir de doğalgaz zaten sorulmaz. Doğalgaz şu an benim faturam 460 milyon doğalgaz faturam gelmiş. Benim elektrik de 200 milyona yakın gelmiş. Buranın da 80 milyon gelmiş. Ben 4 fatura elektrik faturasını yatırıyorum. Ben devlete zaten çalışıyoruz. Yani para. Peki daha önceki aylarda nasıl geliyordu? Valla bu sene artık yani ne yapacağını bilmiyoruz yani. Gerçekten zor durum olmuş. Korkuyoruz. Çok zor olmuş. Hayat yaşaması çok zor olmuş artık. Biz de ne yapacağını bilmiyoruz yani. Yaşam şartları nasıl geçinecek? Yaşam şartları bu devlete yaşam şartlarını geçmek çok zordur. İnsanlar artık çalışamıyor. Çalışma hali geldi. Artık iş kalmadı. Elektrik faturasından gelirsek, doğalgaz faturasından gelirsek artık millet artık ödeyemiyor. Elektrik faturası bak 300 milyon falan geliyor. Tüketim bedeli aslında 120-130 milyon paradır. 107-108 milyon paradır. Vatandaş bunu ne yapsın artık? İki gün çalışıyor, tüketim bedelini ödemiyor. Artık vatandaş ne yapsın? Artık vatandaş bıktı artık. Allah sonumuzu hayır etsin Rabbim. Ye hali hoş ve hoş ya yedin antına bu koy. Her ahlu zemze pazarı ve bedi ya. Kudu fakir emekli işgara net gerhin. Dibinin o kudu parivatına kemer jidat kemer çın. Çen akla bine şehade ve otuşta. O kudu iyi heyici sıkıntılıya. Yo mesela misal olarak. Ayıp çöp kilo tamatiz al beceme 8 milyonu. Parimi her bir şey değilse zor amıcı. Yani çünkü fahiş bir yer. Yo mesela eve. İyi heyici değilse yani zor amıcı. Çünkü yetine işe güne perçiye. Malı yıkırıp ya çoğun. Faturu niye attı? Doğalgazı yiyeceği. Ya doğalgazı. Bu benim o. Ye doğalgazı 6 milyon te 8 milyon vergiyor ya ödüyor yani örnek de benim sana. Faturamı ya 420 milyon tahta ne 406 milyon de. 420 milyon kide 406 kide. Yani yüzde 100 fark ya. Cevap kekim. Yece ilanı. Yece yani aynı. Ya fatura telefonu size anlaşmalıyım ha. Zani. 20 milyona, 20 milyon anlaşmış mı? Nusu 8 milyon, yedi ad bijma. Valla amca vergi zeder diye, vergi zeder diye. Zahmi, yani her tüş, ne ki yani düştük, her tüş, sada sat, sada haçtı. Ama o kadar yardımcıya fakir abi, amca bir şey. Herkes o konuda şikayetçi, yüksek geliyor. Türkiye genelinde hangi madde ve hangi
ne gibi ucuz var? Gitgide artıyor, gitgide artıyor. Yani şimdi toplumun içinde, milletin içerisinde o konuda herkes şikayetçi, memnun değil. Yani ne dese, zebzeden tut, meyveden tut, doğalgazdan tut, elektrikten tut, kiradan tut, her şey. Zaten ödeme günü geldiği zaman var ya, nasıl ödeyeceğini şaşırıyor. Bu ay farklı, gelecek ay farklı. Vatandaş şimdi kimi geçiniyor, kimi geçirmiyor, kimi zorluk çekiyor, kimi durumu iyi, o ona göre. Doğru mu? Vallahi. Çok zordur bu millet yani. Zordur ya. Ne olacak halimiz? Vallahi zor, işimiz çok zor. Ama ne yapalım işte, bu enflasyon şeyinde çok düşük gösteriyor ama öyle değil. Hani biz de memnunuz ama geçimi sağlayamıyoruz. Gelen elektrik faturalar nasıl peki? Doğalgaz. Vallahi zor. Elektrik faturaları çok şiş olur. Yani eskiden 2 aylık 100 milyon gelmiyor, 50 milyon geldi. Şimdi 1 aylık 100 milyonu geçiyor. Yani günahtır, millet de günahtır. Kaçakları önlemesi lazım. Vallahi siz daha iyi biliyorsunuz. Yeni gelen faturalar karşısında vatandaş ay sonunu getirebiliyor mu? Valla ben getiriyorum. Bizden daha iyi biliyorsunuz. Konuşalım. Faturalar böyle bir yüksek olmuş ki kimse ne kira parası ne de faturayı yatıramıyor. Anlatabildim mi? Ben kendimi de 2 milyar 500 maaş alıyorum da tek bu faturayı da faturam 750 milyon para gelmişti. Vatandaşın halına bir sahip çıksın. Devletimiz sahip çıksın vatandaşa. Vallahi billahi çok zor. Çok, yani çok perişan millet. Belki herkesin bazı kişiler cebinde para vardı de. Ama onlar diyor ki herkesin böyle cebinde para vardı de. Tamam mı? Sabah akşama kadar tesbih halinde böyle sallanıyor, gidiyor de tabii ki. Onlar durumu güzel. Ama bir diğer vatandaşlara da bir baksınlar da, bir gelsinler de. Kaç tane böyle mağdur kişiler vardı de. Çok, binlerce kişiler vardı. Anlatabildim mi? Teşekkür ediyorum. Doğalgaz yüksekti. Valla bana 320-350 milyon geldi. Önceki aylarda ne kadar geliyordu? Valla daha az geliyor, 200 geliyor. Hani son ayda yükseliş var. Yükseliş var, evet. Peki vatandaş ay sonunu getirebiliyor mu? Valla zor yani. Zor, bazı Allah bu fakiri şey yapsın yani. Ya vatandaşın ekonomik durumuna bağlı. Bir de kişinin kendi ekonomik kullanımına bağlı. Kemeri sıkacak, gerisi kemeri gevşetecek. Ne demek istediğimi anladınız. Ya soğukta oturacak veyahut da boğazdan kısacak veyahut da giyiminden kısacak. Durum bu.